O herifin kızını istemem. İsteyeceksin. İstemem ulan! İstemem! Bu akşam Lürü'yü istemeye gideceğiz. Ulan onca ağzımdan çıkanı yiyecek adam mıyım ben be? Ben tükürdüğümü yalayacak adam mıyım be? Bal gibi yalayıp yutacaksın baba. Ulan sen benim yalayıp yutacaklarımı bırak da sen o kocaman lokmayı nasıl yutacaksın? Ona bak! O gücü senden kaç beden büyük. O kız mektebin dibini görmüş. O süslü köşte şatafatın dibini görmüş. Şimdi kaşına gözüne bakıp evet diyecek. Ya sonra? Oğlum, Gürru senden 10 gömlek büyük. 1 değil, 2 değil. 10 gömlek! Bu akşam Gürru'yu istemeye gideceğiz baba. Yemin ederim. Bu çocuk gerizekalı. Çay verin be! Yener. Heh. Düğünümüz var, kız veriyoruz. Ne oldu kız? Yonca zengin koca mı buldu yoksa? Ya ne zengini, ne yoncası ya? Ne biçim konuşuyorsun? Mert, Mert. Gürru'yu istemeye geliyor. Hey Allah'ım yarabbim ya. Uf. Mesude, ben de bir şey söyleyeceğini zannettim kızım ya. Olmaz o iş, olmaz. Babam vermez Gürru'yu. Ya nasıl olmaz canım? Çocuklar birbirlerini sevmişler. Verecek tabii. O zaman şöyle söyleyeyim Mesude'cim. Babanın birazcık aklı varsa hayatta vermem der. Çıkar o işin içinden. Ya Allah aşkına Mesude, o ipsiz sapsız herife kız mı verilir ya? Başında ay yaş babası, arkasında cin göz analığı. Aman itin teki be. Yener. Ha. Bak. Sen beni isteyeceğin zaman şu konu komşu senin için neler söyledi biliyor musun? Ama babam ne yaptı? Çocuklar sevmişler birbirlerini. Gönül ferman dinlemez dedi, bizi birleştirdi. Bak şimdi laflara bak ya. Laf söyledi bal kaba. Otur otur ipe diz yani. Sen şimdi beni o it herifle aynı kefeye koyuyorsun yani Mesude ha? Hayret bir şey ya. Ulan bir kere ben şu mahalleye adımımı attığım zaman var ya. Bütün kızlar sinek gibi cama yapışırdı be. Ne anlatıyorsun sen? Ama senin gözün benden başkasını görmezdi değil mi? E orası da öyle oldu işte, kıymet bilene. Şş Mesude bak, ben sana ne diyeceğim şimdi kızım. Sen şimdi bu babanlara gidiyorsun gidiyorsun geliyorsun. Hı. Ha. E tık yok. Ne tıkı? Ne tıkı yavrum, iş diyorum iş. Ya ben de düşünüyorum. Düşünüyorum da ya şöyle bir herkes bir nefes alsın diye bekledim. Böyle bir catering mi ne varmış, o gelip götürüyormuş yemekleri. Benim gibi bir aşçı yokmuş yani. E öyle olur mu kızım, ekmeğinin peşine düşeceksin ya. Ekmek aslanın bak neresinde. O eskiden de öyle, evden bir kişi çalışacak da hep beraber yenecek falan. Ay sen ye, yiyeceksin tabii yani, neticede kocanın parası. Tabii ki yiyeceksin de. E nereye kadar Mesude? Bir yere kadar değil mi kızım? E bak ne güzel iyileştin sen, babanlar yerleştiler evlerine. E sen de bir an önce çalışmaya başla da yani bir rahat nefes alalım ya. Ben çalışayım. Sen de rahat nefes al. E yani? Tabii. Doğru. Zor kızım, zor bu devirde. Baba. Gözüm gibi bakıyorum bunlara. Yine de yetmez diye korkuyorum. Bir gün olsun suyunu, gübresini, vitaminini eksik etmedim. Gözümü üzerlerinden çekmedim. Şefkatse şefkat, sohbetse sohbet.
Ya yine de gözümün önünde solup giderlerse, boyunlarını bükerlerse ne yaparım ben? Babacığım. Ben boynumu bükmeyeceğim. Gözünün önünde sararıp solmayacağım. Söz veriyorum sana. Biliyorum korkuyorsun. Mert'e güvenmiyorsun. Ama bana güven. İstemem! Ya tamam, öyle bakmayın artık bana. Nasıl bakıyorum ki? Sizi ne kadar eğlendirdiğimi yüzüme vurur gibi. Niye birini eğlendirmek seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Sizi eğlendirmek beni rahatsız ediyor çünkü dalga geçiyorsunuz. Sabah sabah yine bir ton malzeme verdim size. Evet, bayağı renkli bir sabahtı. Ama seni güldürmeye yetmemiş. Mutsuz olduğumu düşünüyorsunuz? Sen söyle. Mutsuz musun? Ya. Yani mutluyum. Nasıl mutlu olmayayım? Şaşkınlık geçmiyor sadece. Sabah sabah böyle beklenmedik gürültülü patırtılı. Tam Mert işi. Bu sefer her bir sıkıntı büyük birader. Şimdi pederin söyledikleri neyse de. Ya Salih Baba da aynı kafadaysa, ya vermezse kızı? Oğlum Salih Baba niye vermesin kızı? Sen niye babanla Salih Baba'yı kıyaslıyorsun ki? Kızın gönlü olduktan sonra Salih Baba ağzını bile açmaz. Ne bileyim ya, kız babası sonuçta. Derler ya, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Sonuçta Salih Baba bizim pedere kıl. Benim için de ne düşünüyor ki bilmiyorum. Yani sabah sabah bir ton maymunluk yaptık adamın önünde. Birader ben sana bir şey diyeyim mi? Baban sana ateş etmiş, sen de sönmüşsün. Durum mu yani? Sabah ne güzel gül döktüm yollarına, böyle güllük gülistanlık takılıyordun. Pırıl pırıldın. Şimdi ne oldu anlamadım yani. Yok şu an vermezse, yok bir şey yapmazsa. Oğlum adamın yüzüme vurdukları kolay mı lan? Diploma yok, iş yok, ev yok, para yok. Hiçbir şey yok anasını satayım. Bir de sevdiğimize bak. Üniversite mezunu. Akıllı, güzel kız. O müştemileti var ya, al bizim evin yanına koy. Olsun sana köşk alınsın satayım. Benim hiçbir şeyim yok lan. Yürü'ye aşkımdan başka verecek hiçbir şeyim yok. Ben hep şey olacak sanırım. Hani böyle filmlerdeki gibi. İşte gözlerim dolu dolu. Evet diye bağırıp kollarına atılacağım falan sanırdım. Öyle olmadı. O yüzüğü tutuyordu. Ben de şöyle parmağımı ittiriverdim. Hop, yüzük parmağımda işte. Evlenmek istediğinden emin misin? Yani böyle bir şeye hazır olduğundan. Onun senin için doğru biri olduğundan emin misin? Biz Mert'le birlikte büyüdük. İkimiz de ilk günden beri evleneceğimizi biliyorduk. Neyi bildiğini sormuyorum. Ne hissettiğini soruyorum. Kusura bakma, ben bugün sana bayağı bir soru sordum. Ben onunla konuşabilmek istiyorum. İnsan sevdiğiyle konuşamazsa kimle konuşacak ki? Yani anlasın beni, dinlesin, hayallerimi bilsin. Hatta birlikte hayal kuralım istiyorum. Ben çok küçük detaylara mı takılıyorum? Hayallerinden bahsediyorsun. Sevdiğin insanla paylaşamadığın hayallerinden. Sence bunlar küçük detaylar mı? Ben sadece sürekli ona haksızlık ediyormuş gibi hissediyorum. Yani şu an burada oturup böyle sizinle bunları konuşuyor olmak bile... Mert'in tek hayali benimle birlikte olmakken benim niye başka hayallerim var? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.